Siz ne yapıyorsunuz? Yani ne işle meşgulsünüz, rehber misiniz? Yok. Değilim. Geziyorum. Motorla zor olmuyor mu kışın? Vallahi ne kadar zor olursa o kadar iyi bizim için. Biz derken? Cross motorcular için. Ha, anladım. Ben de vaktiyle yapmıştım öyle bir şey. Üniversite yıllarında. Öyle mi? Arkadaşlarla otostop yapmıştık Avrupa'ya. Hı. Yani otostop. Biraz da tren sıkışınca trene atlıyorduk tabii. Hey, ne günlerdi. Nerede akşam orada sabah. Dünya bizim için yaratılmış bir nesne gibiydi sanki. Hayat hiç bitmeyecekmiş gibi gelirdi. Gençlik enerjisi. Ben otostop çok sevmem ya. Ben daha böyle self-sufficient olmalıyım. Yani her zaman kendime yetecek donanımım olmalı. O yüzden motor daha bana göre yani. Siz sadece geceleri yatmak için şey yapıyorsunuz o zaman. Yok, aslında çadırım falan da var da burada şey yapmak istemedim yani. Ne bileyim, burası da mağara gibi bir yer. Çadırdan daha doğal yani. Bir de yazacak birikmiş şeylerim vardı, onlara bakıyorum. Öyle mi? Ne yazıyorsunuz? Yaşadıklarımı. O gezi notları gibi bir şey mi? Evet. Notlar falan var tabii içinde de. Deneme diyelim. Heh. Yakında kitap olarak çıkacak. Ne güzel. Ne güzel. Ben de bir kitap yazıyorum. Öyle mi? Öyle ciddi. Kalın bir şey olacak. Türk tiyatrosunun tarihi. Bu konuda yazılmış çok ciddi bir kitap yok. Maalesef. Ben de araştırıyorum. İşte okunacak bir sürü şey var. Eski belgeler, makaleler, kitaplar falan filan. Yani çoğunu tamamladım da. İşte başlamaya kaldı. Başlamak işin yarısı demişler. Evet. Siz de eskiden oyuncuymuşsunuz galiba. Öyle. O yüzden herhalde bu konu ilginizi çekti. Evet, öyle. Ben tiyatrocu demeyi tercih ediyorum ama. Oyunculuk biraz ayağa düştü son zamanlarda. Ben 25 yıl tiyatro yaptım. Ve gururla söylüyorum, hiçbir dizide mizide de oynamadım. Çok cazip teklifler gelmiş olmasına rağmen. Ömer Şerif'in bir lafı vardı, hiç unutmuyorum. Bu karşılaştığımızda benim oyuncu olduğumu öğrenince şöyle bir baktı bana, dedi ki, oyunculuk dürüstlükten ibarettir. Hakikaten de öyle aslında. İyi laf.